أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Ayvalı Merkez Camimizin güzide cemaati, şerefli müminler, Kur'an okurken kızardığımı gördünüz. Hocam aklıma geldi. Nurlar içerisinde yatası hocam. Bir adam Kur'an okurken alnı kırışmıyorsa, yani bütün eforunu, bütün gücünü, bütün gayretini ortaya koymuyorsa biz ona Kur'an okuyor demeyiz demişti. Söz konusu Kur'an olunca canımız feda. Maide suresi 20. ayetten itibaren okumaya çalıştım. Bugün sabah namazından sonra da tefsire baktım. Bakın Rabbimiz ne buyurur? Ve iz kâle Musa Muhammedim Peygamberim, ona ümmet olmayı şeref bilen Ayvalı Merkez Camii'nin güzide cemaati, şunu da hatırla, hani bir gün Musa aleyhisselam ahalisine şöyle demişti, şöyle seslenmişti: ya kavmi, ey benim halkım, uzkuru ni'metallahi aleykum, Allah'ın size olan şu ikramlarını, nimetlerini hatırlayın demişti. Neleri kastediyordu bununla? Malumunuz asırlar boyu kölelikten sonra Musa aleyhisselam Efendimizin önderliğinde Rabbimiz onları kölelikten kurtardı. Hem öyle ki yüzlerce mucizeye şahit oldular. Hemen akla geleni söyleyivereyim. Bu Musa aleyhisselamın hitap ettiği topluluk denizin nasıl ikiye yarıldığına şahit olmuş bir ahaliydi. Böyle bir şeyin aklen olması imkansızdır ama Allah sizi denizi ikiye yararak kurtulmanızın önünü açtı.
Sonra siz çölde yürüyordunuz. Sıcak vurmuştu tepenizden. Ey Musa, artık dayanamıyoruz dediğinizde Cenab-ı Hak üzerinizden bir bulutu gölgelendirmiş ve çöl yolculuğu müddetince o sıkıntıdan da kurtarmıştı. Bunu da gördünüz. Yetmez. Ey Musa, aç kaldık, çölde bir şey yok. Ne yiyeceğiz dediğinizde Allah size gökten kudret helvası ve bıldırcın eti indirdi. Size bunları ikram etti. Bunları yediniz, içtiniz, bunları hep gördünüz ya. Ey Musa dediler, et güzel, helvada eşi benzeri yok. Ancak dediler, hararet yapıyor ya. Çölde su lazım beylere. Dediler Musa, çok susadık. Önlerinde gelen çöl ortasında büyük bir kayaya Musa aleyhisselam asasını vurur vurmaz tam 12 yerden su fışkırdı. Hem de soğutulmuş, insanın hararetini alacak bir su. Herkes kanasıya içtiler, ihtiyaçlarını giderdiler. Bunu da gördünüz. Dediler ki ey Musa, haftalardır, aylardır hep aynı yemeği yiyoruz. Yağ yiyen yağdan, bal yiyen de baldan bıkarmış. Musa dediler ya, kudret helvası güzel de, bıldırcın eti güzel, nadir bir yiyecek de, bize demişler sen elini kaldırınca her şey oluyor. Dua et de Rabbine, bize demiş min bakliha ve kithaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha, yerden çıkan soğandan, sarımsaktan, bakliyatlardan yiyelim demişler. Biraz sebze canımız çekiyor. Her nimetin bir külfeti vardır Müslümanlar. Rabbimiz o kadar ikramda bulunduktan sonra ey Musa, şimdi halkına söyle, madem bu saydıkları yerin bitirdiği bakliyatları da yemek istiyorlar, şimdi sıra onlarda. Bu kadar nimetin karşılığında ben de onlardan bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Ya kavmi, alttaki ayette söylüyor bunu da. Udhulu el ardal mukaddese, şu mukaddes yere gideceksiniz. Elleti keteballahu lekum, Allah'ın size almanızı emrettiği o toprağı, o araziyi fethedeceksiniz. Orayı Allah'a isyan ederlerine bırakmayacaksınız. Zalimlere, katillere bırakmayacaksınız. Orayı alacaksınız. Ora Allah'a boyun eğen, secde eden, Allah'a kulluk edenlerin eline geçecek. Mukaddes. Dünyada bir tane adı mukaddes olan şehir var. Tek bir tane. İkincisi yok. Neresi? Bak, hemen aklınıza geldi. Kudüs, mukaddes demek. O günkü Musa aleyhisselama iman edenlere içerisinde Kudüs'ün de bulunduğu, Şam'ın da bulunduğu, Filistin, Ürdün topraklarının bulunduğu yerleri fethetme görevi verilmiş. Bu arzu ettiğiniz nimetlerin hepsi fazlasıyla orada vardır. Orayı fethedeceksiniz. Bugün de derin bir gaflet uykusunda olan ehli imanın görevidir Kudüs'ü tekrar fethetmek. Peygamberi Zişan Efendimizin işaretinden dolayı Hazreti Ömer Efendimizin ilk işi gelir gelmez iktidara Kudüs'e giden yolları açmak olmuştur. Ve Kudüs'ü Hazreti Ömer Efendimiz fethetmiştir. Sebep,
Meymune annemiz, ey Allah'ın Resulü, Kudüs hakkında ne dersin buyurmuş. Demiş ki elinden geldiği kadar oraya yardım et. Oraya git. Orayı demiş boş bırakmayın. Annemiz üzerinden asırlar ötesine davasından bir haber ümmeti Muhammed'e verilen mesajdır bu. Oraya gidin, orayı boş bırakmayın demiş ey Meymune. Ey Allah'ın Resulü, ben kadınım, kadın başıma nasıl giderim oralara? Hiç olmazsa demiş oraya yağ gönder. Demiş Beyt-i Makdis'in Mescid-i Aksa'nın ışıkları sönmesin. Oranın ışıklarını söndürmeyin. Kendin gidemezsen bile oraya para gönder demiş. Bu meşhur bir hadistir. Bundan dolayı verilen mesaj çok net anlaşılmış, alınmış. Hazreti Ömer Efendimizin iktidara gelir gelmez birinci önceliği, müminlerin, Müslümanların birinci kıblesi Mescid-i Aksa'yı Allah'ın emrine vermek olmuştur. Hürriyetine kavuşturmak olmuştur. Bugün dünyanın katilleri, vampirleri de bu gerekçeyle geliyorlar zaten. Özgürleştireceklermiş. Müslümanların elinden alıp kendi katliam şebekelerinin emrinde olacakmış bu topraklar. Ancak bakın namazlarda okuduğumuz Kur'an'da yazıyor anlattıklarıma. Ramazanlarda hatim ettiğimiz Kur'an'dan okuyorum size. Bir cenaze olduğunda hemen hatim indirdiğiniz ayetlerden bahsediyorum size. Öyle deyince Rabbimizin emrini, yani ey halkım, ey ahalim, Allah size bu kadar ikramda bulundu, size bu kadar lütufta bulundu, bu kadar mucize gösterdi, size böyle de bir görev verdi. Haydin bakalım deyince tembelliğe alışmış, rahatından ödün vermek istemeyen çok bilmişler devreye girdiler. Kalu ya Musa. Ey Musa, şimdi cevap veriyorlar. Toplumda böyle akıllı adam çok, akıl veren bol, her şeyi bilen çok. İnne fiha kavmen cebbarin. Musa demişler, orayı bize Allah fethet dedi ama orada her türlü çağın en korkunç silahlarına sahip, o zaman için söylüyorum, siz de bugün için anlayın, dünyada kimsenin kolay kolay baş edemeyeceği korkunç bir toplum var. İnne fiha kavmen cebbarin. Kimsenin laf edemediği, kimsenin aleyhinde konuşamadığı, kolay kolay söz söyleyemediği, yeryüzündeki bütün katillerin bir elden sahip çıktığı böyle korkunç bir toplum var orada. Evet. Ve inna len nedhulaha. Biz oraya asla girmeyiz dediler. Ne zaman gireceksiniz? Hatta yahrucu minha. Ta ki oradan kendileri kendi arzularıyla, istekleriyle bir şekilde çıkarlarsa o zaman gireriz demişler. Fe yahrucu minha. Oradan çıkacak olurlarsa fe inna dahilun. Biz de demişler Allah'ın o dediği görevi yerine getiririz ama bize dokunma. Bizim rahatımızı bozma. Evimiz var, arabamız var, parkımız var, yazlıklarımız var. Daha yeni bahçe yaptık. Daha yeni emekli olduk. Şunun tadını çıkaralım hele. Daha çocuğu evereceğiz. Ah Müslümanlar ah. Kâle racülen. İki adam söz aldı. Kimmiş bu iki adam? Müslümanlar,
bütün çağlarda, bütün devirlerde sayısı az da olsa böyle mert, baba yiğit, erkek, kimseden çekinmeden, korkmadan hakkı söyleyen nadir adamlar bulunur. Peygamberin yanında hak davayı savunma adına ölümüne bağlı adamlar bulunur. Her zaman bulunur bunlar. Sayılar ama çok azdır. Birdir, ikidir bunlar. Onlara zaman zaman deli derler. Zaman zaman kafayı yemiş derler. İtibarsızlaştırmaları lazım ki halk onları ciddiye almasın. Binlerce Müslüman içerisinden iki adam çıktı diyor Rabbimiz. Kâle racülen minellezîne yehâfûn en'amallâhu aleyhim. Allah'ın kendilerine verdikleri nimetlerin farkında olan ve Allah'tan korkan iki baba yiğit söz aldı. Bu çok bilmişlere karşı şimdi cevap verecekler. Korkmayın dediler ya. Siz hangi neyin hesabını yapıyorsunuz? Aleyhime dehulu aleyhimul bab. Korkmayın. Siz kapıya girin. Kapıyı tutun. Kapıya koşun. Evet. Fe izâ dehaltumuhu fe innekum galibun. Allah'ın izniyle girdiğinizde göreceksiniz. Bir harekete geçin. Mutlaka siz galip geleceksiniz. Ve alallahi fetevekkelu. Hani siz Müslümanız diyordunuz. Hani siz Allah'a güvendiğinizi iddia ediyordunuz. Öyleyse Allah'a güvenin ya. İn kuntum mu'minin. Eğer müminlerseniz siz üzerinize düşeni yapınız. Allah'ın emrettiği konuda harekete geçiniz. Kimmiş bu iki baba yiğit? Birisi Yuşa bin Nun. Kim? Musa Aleyhisselam'ın yanında yetiştirdiği bir delikanlı var. Fetah diye geçiyor Kehf suresinde. Birisi bu delikanlı. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra peygamber olacak kişi. Diğeri de Kalib bin Yufenna isminde diğer bir mümin. Allah emretmişse bunun ötesi yok diyorlar ya, ne olur ki? Neden? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa ne ki zulmü zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fennine tükür. Abdurrahim Karakoç Ankara'da yaşamış, biliyor musunuz? Kaçınız bu adamı gördünüz? Daha bir 10 sene önce vefat etmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yanında medfun. Ne muhteşem bir şair. İmansız askerin, korkak paşanın bir enine bir de boyuna tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Devlet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede bir sahte kahraman varsa bir adına bir de şanına tükür. Yıllar önce yazmış bu şiiri. Hani kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine hak yol İslam yazacağız. Hatırlıyor musunuz bunu? 70-80'li yılların dillerden düşmeyen nameleriydi bunlar. Kuşların göz bebeğine tek yol İslam yazacağız. Allahu Ekber. 80'li yıllarda ezberlemiştik çocukken. Bu münasebetle üstadımızı da rahmetle anmış olduk. Makamı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Her Müslümanın bir davası var.
tek davası var, bir de demeyin. O da İslam. Önce kendi bünyemizde Allah'ımızın emrettiği şekilde bir adam olma gayreti, sonra diğer insanların da cennete gitmesine vesile olmak. Biz kimse için bana ne cehenneme gitsin diyemiyoruz. Diyemeyiz. İmanımız buna izin vermiyor. Bu dünyada varoluşumuzun da amacı bu. Evet. Şimdi bu iki baba yiğit çıkıp onların, biz oraya girmeyiz. Orada çok korkunç, çok güçlü, kuvvetli bir toplum var. Onlar ne zaman ki oradan bir gün olur giderlerse biz de gireriz. Sözlerine karşılık bu iki delikanlı Musa aleyhisselam adına ahali içerisinde söz alıyorlar. Siz nasıl Müslümanlarsınız ya? Diyorlar. Bakın tekrar karşılık veriyorlar şimdi. Ne diyorlar? Kalu ya Musa. Ey Musa. İnna len nedhulaha ebeden. Musa, bizi öyle fazla zorlamayın. Üzerimize de girmeyin. Gelmeyin. Biz asla ve kat'a oraya girmeyiz kardeş. Ma damu fiha. Orada bu katil, bu zalim sürüleri olduğu müddetçe yok. Biz kendimizi riske atamayız. Vallahi ayetler tam da böyle. Sanki 2024 yılının 2 milyar çöp yığınını anlatıyor. Bunu derken sizleri tenzih ediyorum. Hadis-i şerifte peygamberimiz birbirine düşmüş, tek işi birbirinin aleyhinde olan Müslümanlar için çöp yığılı diyor onlar için. Bir gün gelecek, bir takım kafir toplumlar sizi paramparça edecekler diyor peygamberimiz. Ashab-ı kiram şaşırmışlar. Ey Allah'ın Resulü, nasıl olur böyle bir şey ya? Müslümanların sayısı az mı olacak da bizi böyle parçalayacak bu kafir güruhu? Efendimiz demiş, fe innekum kethirun, ne azı, sayınız 2 milyar olacak. Velakinnekum gutaun, ancak siz saman çöpleri gibi olacaksınız. Saman biliyorsunuz kıyılır ya, böyle ince ince, küçük küçük. Yani hiçbir yerde mukavevetiniz olmayacak birbirinize düştüğünüz için. Birbirinizi düşman tayin ettiğiniz için. Sayınız çok olacak. Ancak birlik beraberlikten vazgeçeceğiniz, hep birbirinizle uğraşacağınız için size böyle debelleş olacak bir takım kafirler. Efendimiz vakad nezele bikumul vehn, sizin üzerinize vehin denen bir hastalık bulaşacak. Bu hastalıktan dolayı birbirinizle uğraşacaksınız. Demişler ki وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, bizi birbirimize düşman edecek bu anlayış da neyin nesi ey Allah'ın Resulü? İki tane şey söylüyor. حُبُّ الدُّنْيَا, dünyayı çok seveceksiniz. Maaşı seveceksiniz. Ha? Efendim emekliyi seveceksiniz. Bahçe evlerini seveceksiniz. Yazlık alacaksınız. Hiç ölmeyecekmiş gibi buraya yapışacaksınız yani. Ha bunu derken bunları yapmak yanlış demiyorum. Ama tek davamız bu olursa yanlış. Mümin adam öncelikli birinci dava olarak Allah'ına kul olmayı tercih edecek. Bundan yani tercih sırası değişecek. Ve kerahiyetul maut, ölümden korkacaksınız. Bundan dolayı cesaret bulacak bu adamlar. Ayeti bitiriyorum. Demişler ki kalu ya Musa اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا ف۪يهَا, onlar olduğu müddetçe, orada olduğu müddetçe biz asla girmeyiz. Musa boşuna üzerimize gelme, bizi zorlama demişler. فَذْهَبْ, şimdi akıl veriyorlar. Akla bir bak. Tam da bizim yaptığımız, aklıma bu ayet geliyor benim. فَذْهَبْ, Musa demişler, sen git. اَنْتَ سَنْ وَرَبُّكَ, Rabbini de beraberinde al. Allah'la beraber ikiniz gidin Musa. فَقَاتِلَا, ikiniz orada savaşın. Madem böyle bir şey istiyorsunuz, bunu önce siz yapın. İnne hahuna qaidun, biz burada bekliyoruz Musa demişler. Allah Müslümanlara yardım etsin duası bana sanki topu taça atmak gibi geliyor. Allah Gazze'ye yardım etsin. Allah tabii yardım etsin. Biz ne işe yararız? Bizim görevimiz ne kardeşim?
Allah oraya yardım eder isterse tabii ki. Buna muktedirdir. Bizim işimiz ne? Biz keyfimizden ödün vermeyelim. Vallahi aklıma bu geliyor. Böyle dua ederken de korkuyorum ha. Onun için dua ederken diyorum ki ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e bir an önce dünya İslam birliğini kurmayı nasip eyle. Cemaatin çoğu amin bile diyemiyor. Arap'la mı beraber olacağım? Kürd'üne mi yan yana geleceğim? Gelmezsen böyle perişan olmaya mahkumsun. Bugün orası, yarın Allah vermesin başkası. Onun için bir tane çıkış yolumuz var Müslümanlar. Birlik, 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 bir daha birlik. Allah'ımız cümlemizi bir araya gelmeyi nasip eylesin. Rabbimiz birbirimize dört kolla sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerimizi, vücutlarımızı nar-ı cehiminden azat eylesin. Bütün geçmişlerimize Allah'ımız rahmet eylesin. Gazze'deki kardeşlerimize, Lübnan'daki, Yemen'deki, dünyanın muhtelif coğrafyalarında, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize el uzatabilecek gücü, kudreti, kuvveti bir an önce bulabilmeyi nasip eylesin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.